Bana son zamanlarda, son haftalarda, son aylarda en sık sorulan iki soruyla başlamak istiyorum. Birincisi, Vefa Salman siyaseti veya diğer ifadesiyle, deyişiyle politikayı bıraktı mı? İkincisi, Yalova'da sokakta en fazla sorulan soru. Tabii telefonla, sosyal medya kanalıyla da geliyor. Günümüzde etkin kullanıldığı için sosyal medya. Vefa Salman belediye başkanlığına yeniden aday olacak mı Yalova'da? Öncelikle şunu kesin bir dille ifade etmek istiyorum. Allah bana sağlık ve ömür verdiği sürece siyasete devam edeceğim. Benim topluma karşı, gelecek nesillere karşı, doğmamış çocuklara, evlatlara karşı bir sorumluluğum olduğunu hissediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarından, şehitlerden, gazilerden, kanlarıyla bu toprakları sulayıp bu ülkeye bağımsızlığı getiren, cumhuriyeti kazandıran o bütün ecdadımıza borcumuz var. Bu ülke onlardan bize miras. Demokrasi onlardan bize miras. Bizim de bunu gelecek kuşaklara bize emanet edilen gibi taşımak gibi sırtımızda çok ağır bir yük var. Bu da politika temelli, politika eksenli yürüdüğü için Vefa Salman siyasetin içerisinde hep olacak. Ancak düşünün, ziraatta, tarımda, çiftçilikte, köyde bir tarla verim yıllar içerisinde verir, verir, verir. Belli bir doygunluğa erişir. Tarlanın, toprağın bir müddet dinlenmesi gerekir. Buna da nadas denir. Dolayısıyla ben bir müddettir bir anlamda kendimi siyasetten nadasa çektim. Belki başka bir ürünle, başka bir mevkiyle karşınızda olacaktım. Onu da biraz sonra anlatacağım. Neden belediye başkanlığından istifa edip milletvekili vekilliğine adayı oldum veya neden beni parti aday göstermedi? Bunları da konuşacağız. Ancak şunu söyleyeyim, siyasetin başka bir tarafında kesinlikle olmayı düşünüyorum. Buna da ben, Çinlerin çok güzel bir atasözü var. Diyorlar ki, 1000 millik yolculuk sadece bir adımla başlar. O adamı da inşallah yakında atmayı planlıyorum. Ne zaman? 4-5 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yapmayı planlıyor. Bu bilgi henüz ulusal basında, ulusal medyada yer almadı. Ben bunu ilk kez buradan açıklamış oluyorum bir anlamda. Bana gelen bilgi şu an için böyle. Ha, değişiklik olur olmaz onu bilemem. Ancak Cumhuriyet Halk Parti'nin beklenen kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde. Şimdi şuradan girelim konuya. Belediye başkanlığına aday olacağım mı? Ben belediye başkanlığı defterini siyaset kitabında kapatmış bulunuyorum. Hiçbir şekilde yeniden Yalova Belediye Başkanlığı'na aday olmayı düşünmüyorum. Ha şu var, sokakta bu anlamda Yalova'da, Yalova dışından da, telefonla da, SMS'de, sosyal medya mecralarından bu soru soruluyor ve bu yönde bana çok baskı yapan insanlar da var. Yalova'nın 14 mahallesinden de bu yönde baskı alıyorum. Ben bu anlamda misyonumu doldurduğumu düşünüyorum. Artık başka insanların, başka partiden arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin gelip aday olup kazanmasını istiyorum. Tabii biz sonuna kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu da tekrar ifade etmekte fayda var. Çünkü yaşadığımız zorlu bir süreçti. Bir haksızlık cenderesinden geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Burada tabii ki daha önceki konuşmamızda, röportajımızda da ifade etmeye çalıştığım gibi bize Adalet ve Kalkınma Partisi'nden haksızlık yapıldı. Ama kendi partimizden yapılan, aday gösterilmeyerek yapılan haksızlık bana biraz daha şey geldi, ağır geldi. Henüz o anlamdaki kırgınlığım, kızgınlığım tam anlamıyla geçmiş değil. Belediye başkanlığı için şu anda bir tek Halit Güleç kardeşimiz adaylığını açıkladı. Ha bundan sonra bir ya da birileri açıklar mı ki çok farklı bir duyum ulaştı bana daha henüz dün. Benim meclis üyeliği yaptığım dönemdeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanı olan, şu anda da Demokrat Parti'de genel başkan yardımcısı olan Sayın Barbaros Bilicioğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adaylığını düşündüğü yönünde bir duyum geldi. Ne kadar doğrudur, birkaç gün içerisinde zaten bu Yalova ufak bir yer şekillenir diye düşünüyorum. Siyasette bundan sonraki yol haritamda ne var diye tabii doğal olarak bana sorulacaktır. Kurultayda parti meclisi için bir adaylık düşüncem var. Bu yönde Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen telefonda partili arkadaşlarımızdan, ki bunların birçoğu da makam mevki sahibi, partide veya belediye başkanı, milletvekili veya yapmış olanlar var. Telkinleri var. Beni bu anlamda da motive ediyorlar. Büyük ihtimalle biraz önce de konuşmamın başında söylediğim gibi siyasetin farklı bir tarafında ama bu kez ulusal tarafında. Yerel tarafını artık buradan başka arkadaşlarımızın, başka kardeşlerimizin yapması gerek düşünüyorum. Geçirdiğimiz siyasetteki evreler bizi bir anlamda genel politikaya, ulusal politikaya zorlar hale geldi. Bilgi birikimimin, tecrübemin bu anlamda da Türkiye genelinde partiye aktaracağım kodları olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da ben siyasette makamda oturarak siyaset yapılmasını çok seven, benimseyen bir siyasetçi değilim. Bu anlamda da genel merkezde yanlışlıklar, hatalar yapıldığını düşünüyorum geçmişten bu yana. Yani örneğin herhangi bir kişilerle işim yok ama ifade etmek durumundayım. Genel merkezde ağırlık
sorumluluğu olan iki tane genel başkan yardımcılığı görevinden bahsedeceğim. Birisi yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı, diğer örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı. O görevi kim yaparsa yapsın orada, Ankara'da genel merkezde oturarak partiye terince faydalı olacağını ben düşünmüyorum. Bir belediye başkanının bence çalışkan olanı, başarılı olanı nasıl makamda oturan değilse, sokakta olması gereken, sokakta çalışan, sokakta olansa, bunu ben sık sık ifade etmişimdir geçmiş dönemlerde, bu iki genel başkan yardımcısının da ben sahada Türkiye'nin her yerinde olması gerektiğine inanıyorum. Belli periyotlarla Türkiye'leri, örgütleri, illeri, ilçeleri, hatta beldeleri gezmeleri, dolaşmaları, onlara moral vermeleri, bazı birikimlerini aktarmalarını, çalışma yöntemleri konusunda yol haritası çizmelerini önemsiyorum ki bana göre de başarıyı getirecek, iktidarı getirecek en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. O anlamda da yani partilerimiz teveccüh gösterir. Biz aday olduktan sonra kurultayda bizi parti meclisinde bir makama yerleştirirlerse ki ondan sonraki takdir tabii ki genel başkana aittir MYK. Bu MYK olması da çok önemli değil. Bir parti meclisi üyesinin ki şimdi çok detaya inmek demiyorum. Çünkü kafamda o anlamda da bir parti meclisi toplantısında ancak paylaşabileceğim bir takım bilgiler var. Sokakla ilgili, siyasetle ilgili. Yani partinin yerelde ve genelde dara gelmesinin önünü açacak bunlar. Birikimler diyeyim. Ancak tabii bunun da gerçekleşmesi için o Mustafa Kemal'in çok beğendiğim, her zaman bir düstur olarak beynimde bulundurduğum yalnız tek bir şey ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Veciz sözünü asla ve asla kafamızdan, beynimizden çıkarmamamız gerekiyor. Ancak çalışarak başarabilirsiniz. Bu başka türlü olmaz. Bu belediye başkanlığında da böyle, milletvekilliğinde de böyle, genel başkanlıkta da böyle. Hatta başbakanlık o mevki kalmadı. Cumhurbaşkanlığında da böyle. Kimse o anlamda hayal kurmasın. Bir insan bir yere aday olur, olabilir. En doğal hakkıdır. Önce kazanacağına, zafere inanması gerekir. Ama inandıktan sonra da kendi ekibini bu anlamda inandırması gerekiyor. Başarıya giden yolda da çalışması gerekiyor. Biz parti olarak bu yönde biraz eksiyiz. Bunu açık ve net ifade edeyim. Çalışmayı, seçimlere çalışmayı 2-3 ay kala yapılacak çalışma olarak yorumluyoruz, algılıyoruz. Bu şekilde işliyoruz. İşte o anlamda da başarı ne yazık ki gelmiyor. Bana göre seçimde başarının gelebilmesi için biten bir seçimin ertesi günü çalışmaya başlamak lazım. Şimdi net bir şey söyleyeyim. Bugün eğer bu ülkede yerel seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi ne yapar diye bana sorarsanız acele çeteyi söyleyeyim. Mevcut elimizdeki belediye başkanlıklarının ancak ve ancak yarısını ya alırız ya alamayız. Oralarda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin güçlü olduğu yerler. Tabii balık baştan kokar misali sıkıntı ne yazık ki genel merkezde. Bir değişim şart mı? Şart. Eğer siz bütün Türkiye'ye özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine Ankara'dan bir pozitif enerji veremezseniz, onları yeniden bir değişikliğe olacağına inandıramazsanız, motive seçimlere edemezseniz, onun dışında umut yayamazsanız seçim almanız mümkün değil. Çünkü zaman öyle dar ki mevcut belediye başkanları dışında aday olacakların işi gerçekten zor. Yalova her sene büyüyen bir kent. Yalova bildiğimiz yer olduğu için oradan örneklememiz doğru olacaktır. Nüfus arttıkça bir belediye başkan adayının ki adayın kimliği elbette önemli. Çünkü belediye seçimlerinde belediye başkanının kimliği parti kimliğinin her zaman üstüne çıkar. Bu bir gerçektir. Normalde genel seçimde oy vermeyen, ittifak kurulsa dahi bu konuyu da açabiliriz. İttifak kurulsa dahi oy vermeyen bir X partisinin seçmeni belediye başkanlığında taban tabana zıt olduğu bir partinin adayına oy verebiliyor. Bu Yalova'da çok yaşandı. Türkiye'de çok yaşandı. Dolayısıyla adayın kimliği burada birinci derece önem kazanıyor. Ancak kendini tanıtması, kendini ifade etmesi ve belediye başkanlığı olduğunda ne yapacağını halka anlatması 3 ay 4 ayda olabilecek bir zaman değil. Hele hele şu günümüzde olduğu gibi bir siyasetin o yelken şişiren siyasi partisinin lehine bir rüzgarlığı yoksa işiniz daha da zor. Bugün bakın bir gerçek var. Türkiye halkı, Türkiye seçmeni Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bıktı. Bu açık ve net. Ama şu da var. Bizim partimizden de, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bıktı. Hatta şunu da söyleyeyim. İyi Parti'yi yeni kullanan bir parti olmasına rağmen yapılan genel başkanlık tarafından zikzaklar yüzünden İyi Parti'ye karşı da bir tepki var. Ben kendi partimden iğneyi çuvaldız misali kendimize batırmaktan bahsedersek bizim partimizden bahsedeyim. Yerel seçimlerde sandığa bizim partimizin üyelerinin bir kısmı ne yazık ki gitmeyecek. Bu Yalova'da da böyle, Muş'ta da böyle, Ağrı'da da böyle, Artvin'de de böyle, Aydın'da da böyle, Çanakkale'de de böyle, Balıkesir'de de böyle, Sinop'ta da böyle. Çünkü artık seçmen bir yenilik istiyor, bir değişim istiyor. Genel merkezin başındaki oligarşiyi artık benimsemiyor. Bu genel başkandan başlayan bir değişiklik olmadığı takdirde ben acı reçeteyi söylüyorum. Bakın tahminen 240 belediyemiz civarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda belediye başkanı görevde. Yarısını dahi kazanamayız. Bunu herkes kafasına
kenarına kazılsın. Diğer taraftan bakın şimdi tam seçim gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe şimdi il kongreleri başlıyor. İlçeler tamamlandı. Geçenlerde bana isim vermeden söyleyeyim. İstanbul'da çok sevdiğim bir ilçe başkanı kardeşim yeniden aday oldu ki rakibine karşı da 20 oy farkla kazandı. Dedi ki hayırlı olsun, tebrik için aradım. Dedi ki abi kazandım ama dedi ben de kaybettim dedi. Çok önemli bir tespitti. Yani kaybeden de kaybediyor dedi bizim partide, kazanan da kaybediyor dedi. Doğru söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde kendini yemek gibi, kendi adamıyla mücadele etmek gibi artı seçim heyecanını, seçim enerjisini parti içindeki seçimlerde harcamak gibi bir hastalığı var. Bu hastalık ne yazık ki tedavi edilemiyor. Belki de bu kadar uzun süre muhalefette kalmasının sebeplerinden biri de bu. Partiyi de uzatan, yaşamını uzatan belki de önemli birinci etkenlerden bir tanesi de bu. Ne oluyor biliyor musunuz? Parti içinde seçim yapılıyor ki şu da önemli. Bakın oradan örnek verdim, 20 dedim. Örneğin Bursa'da 2-3 tane merkez ilçe var. Büyük ilçe. Osman Gazi Yıldırım, Nilüfer gibi. Birinde 11 oyla, birinde 4 oyla seçim bitti. Ki 1999'da Sayın Mustafa Bozbey DSP'den kazanmıştı Nilüfer Belediye Başkanlığı'nı. O dönemden beri artık orası Cumhuriyet Halk Partili bir belediye. Şu anda da Turgay Erdem abimiz belediye başkanlığı yapıyor. Ve büyük bir ilçe. 4 oyla kazandı. 2 önceki ilçe başkanımız bir önceki ilçe başkanını yendi. Dolayısıyla bu ciddi bir partiyi ikiden bölme gibi bir yıkım yaşatıyor. O kırgınlıkların, o kavgaların, o küskünlüğün 6 ayda tedavi edilmesi mümkün değil. Bu sefer istemediği bir adam aday gösterildiği zaman ki zaten genel merkeze ve genel başkana bir kızgınlık var. Onu net bir şekilde söylemek lazım. Sandığa gitmeyeceğim söylemi parti üyelerinde yaygınlaşıyor. Parti üyesi sandığa gitmeyecek. O Z kuşağı dediğimiz gençler bizim partide bir değişiklik olmadığı sürece, daha genç yaşlarda bir genel başkan profili görmediği sürece sandığa gitmesi mümkün değil. Şimdi bu gerçekler ortadayken biz nasıl seçim kazanacağız? Bir gerçek var. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğundan beri en kötü seçimi yaşadı. Türkiye'de de, Yalova'da da. Bu son 2023 genel seçimlerini. Şimdi sıra yerel seçimler. Bu yerel seçimlere de yansıyacak. Bakın Yalova'da 11 puan düşüyor AKP ama 2 milletvekili çıkaramıyorsunuz. Bunun suçlusu Cumhuriyet Halk Partisi. Kimse kusura bakmasın. Şimdi oraya geleceğim. Yani merak edilen konuların başında gelen bir konu var. Vefa Salman neden belediye başkanlığından istifa etti? Milletvekiline aday oldu. Benim dokunulmazlığa falan ihtiyacım yok. Benim hayattan makam mevki gibi bir beklentim de yok. Benim makam mevki maddi manevi anlamda miras bırakacağım kimsem de yok. O yüzden çok rahatım ki dünya kadar açılmaması gereken davayı açtılar. Hepsi devam ediyor. Bir tanesi sadece istinafta benim önümü kesmek için hiç olmayan bir suç yaratırdı. Onun da sebebi belli. Serentepe Mahallesi'ndeki bir taziye eviyle ilgili sadece dibine atılan betona doğrudan temin yapılsın diye imzam var. Bu 2,5 yıl hapis cezası verildi. Siyasi yasaklı kapsamına giriyor. Ha şu an için bu benim adaylığıma engel değil ama seçimi aldıktan sonra ne yapılacağını ben biliyorum. Bu filmi gördük, yaşadık. Onu daha önce de anlatmıştım zaten. Benim derdim şuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda haksızlıkların karşısında duracak. Türkiye'de kim haksızlığa uğradıysa onun yardımına koşacak, onun yanında olacak. İlk milletvekili olacaktım. Ona göre de bir ekip arkadaşları oluşturacaktım. Nerede bir şey olduysa, bir kişi dahi olsa onun yanında yer alacak. Onun hesabını soracaktık. Olmadı. Şimdi bakın başka bir şey daha söyleyeceğim. Burası da önemli. Vefa Salman'ın milletvekili Cumhuriyet Halk Parti'den yapılmaması demek bir açıdan da eksik ve yanlış oldu Cumhuriyet Halk Partisi grubunda. Diğer partileri bilemem ama ben veteriner hekimim. Hayvancılığın geldiği Türkiye'deki durum ortada. Etin kilosu olmuş 400 lira. Bu çok kötü bir kanayan yara Türkiye'de hayvancılık. Bununla ilgili o kürsüden dile getirilmesi gerekiyor sorunların. Ne yapılması gerektiğini ki ben de benim aile mesleğim. Yıllara dayanan bir iki birikimimiz, tecrübemiz var. Türkiye'nin dört bir yanında çalışan arkadaşlarım var. Sınıf arkadaşlarım var. Ne yapacağımı da biliyordum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bir tane veteriner hekim kökenli milletvekili yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ayıbıdır. Genel merkezin bir ayıbıdır. Genel başkanın bir ayıbıdır. Bakın bunu burada ilk kez sizin kanalınızda söylüyorum. Bu çok önemli bir konu. Diğer taraftan bir gerçek daha var. Bunu daha önce kimse söyledi mi bilmiyorum. Bunu da belki ilk kez birisi dillendirmiş olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde Cumhuriyet Halk Parti'nin en kötü grubu bu dönem. En kötü grubu. Açık ve net. Bu milletvekili yapısından bu partide başarı çıkması mümkün değil. Kimse hayal görmesin. Bildiğimi düşünüyorum. Bilip de burada dillendiremediklerim var. Hataların, eksiklerin, yanlışların neler olduğunu, nasıl tercih yapıldığını biliyorum. Ama ne oluyor biliyor musunuz şimdi? O zaman Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanlığı kazanamıyor. Kendi düşen ağlamaz derler. Yalova'da Vefa Salman'ı yapmazsan ki en yakın örnek hep şeyi veriyorum. Birçok ilde var da Giresun'u veriyorum. Giresun'da %16-17 oyun olduğu bir yerde iki dönem belediye başkanlığını kazanmış. AKP MHP girince sadece 200 oyla kaybetmiş bir Kerim Aksu dururken veya mevcut milletvekili Necati Tuğlu dururken başka birine aday yapmak onun da niye yapıldığını aşağı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Bu sefer Cumhurbaşkanlığı seçimi de alamıyorsunuz. Yalova'da birinci çıkamıyorsunuz.
İki milletvekili çıkartamıyorsunuz. Şimdi oraya geliyorum. İstifa etmeme yasal olarak 2 gün vardı. Ki bir milletvekilinin belediye başkanlığına aday olduğu zaman istifa etmesi gerekmiyor. Ancak bir belediye başkanı bir anlamda devlet memuru statüsünde sayıldığından milletvekili olması için istifa etmesi gerekiyor. Tabii şunu da bir açıkça söylemek lazım. Ben belediye başkanıydım ama belediyem yoktu. 3'te 2 maaşımı alıyordum. Hani ekmek elden su gölden. Bu da beni rahatsız eden başka bir konuydu. Onu da söyleyeyim. Biraz da o anlamda da şeyim vardı. Rahatsızlığım vardı vicdanen. Neyse kararı verdim. Bu parantezi açmışken biraz önce de söyledim. Bunu uzatayım. Bir belediye başkanı veya bir milletvekili adaylığa kendi karar verir. Kimse onu yönlendirmemeli, tavsiyede bulunmamalı. Çünkü kazanacağına inanması gerekiyordur o adayın. O kararı kendi verir. Ondan sonra eşinden başlamak üzere ailesi, yakınları, çalışma arkadaşlarına inandırır. Bir yola çıkar. Ama aynı benim yaptığım gibi istifa etmeye de kendisi karar verir. Başka bir yere adaylığa da kendisi karar verir. Onun kararını kimse veremez. Onun hesabını kimse soramaz. Kimse kusura bakmasın. Ben belediye başkanlığına adaylığına karar verdiğim zaman sene 2013'ün başlarıydı. Ben kimseye sormadım. Ben aday olayım mı diye. Bir tek eşimle konuştum. O da onay verince ondan sonra çıktık çalıştık. Partimizde, ekip arkadaşlarımızla seçimi kazandık. Devam ettik. Dolayısıyla burada yine karar kendimize aitti. Bunun bir tabii onayı olması gerekiyordu. Onay alacağımız kişi de genel başkandı. Ben şunu net olarak söyleyeyim. Genel merkezde genel başkanın ekibi olarak çalışan birçok insan, bazılarını bu kapsamın dışında tutmak zorundayım. Hani ben Sezar'ın hakkını Sezar'a veren bir insanım. Eğer 11-12 yılda genel başkana benim verdiğim dosyaları, benim verdiğim katkıları, özellikle Yalova ile ilgili, Yalova dışında da hastalıktı, cenazeydi, farklı farklı kutlama tebriklerdi. Yarısını yapsalardı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu belki de şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor olacaktı. Şimdi bunları artık sessizliği bozduk. Konuşmanın zamanı geldi. En çok merak edilen konuyu söyleyeyim. Genel başkana gittik. Eşimi aldım yanıma. Benim kardeşim, evladım gibi avukatım var Bursa'da. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır siyaset yapıyor. Nilüfer Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptı. Partiyi Bursa'da ve Türkiye genelinde çok iyi tanıyan bir kardeşim. Ki Yüksek Disiplin Kurulu'na da aday oldu son kongrede. Kazanamadı gerçi ama olsun. Siyasette daha yaşa genç, önü açık. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek. O bana genel başkanla konuşma, ben de gelebilir miyim dedi. Elbette dedim. Sen de gelebilirsin. Sen benim evladımsın. Genel başkanın yanına girdik mecliste. Aynen şimdi aktarıyorum. Efendim bugün sizi ziyarete tanıyorsunuz eşimle ve çekirdek aile olarak geldik bir anlamda. Avukatım Deniz Baykal da biliyorsunuz dedim. Çünkü defalarca davadan dolayı kendi yanına gittik, bilgi verdik. Davayla ilgili her gelişmeyi yeri geldi hafta hafta, 10 gün 10 gün, ay ay kendisine bizzat ben de aktardım. Buraya görevlendirdiği şu an grup başkan vekili olan kardeşimiz, Mersin milletvekilimiz Ali Mahir Başarı kanalıyla da aktarıldı. Yani buradaki dava süreciyle ilgili, Yalova Belediyesi ile ilgili genel başkan her türlü bilgiye sahipti. Çekirdek aile olarak geldik efendim dedim. Biz dedim 3 yıldan beri Yalova'da siz her aşamasını biliyorsunuz, size aktardık. Kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik diye idare ettik dedim. Size de ifade etmiştim dedim. Babam bile belki dedim hayatını kaybetmeyecekti. Bu olayın üzüntüsü üzerinde hiçbir şekilde bana söylemese de ifade etmese de olmuştur. Bu da benim için de dedim bir yaradır, önemlidir. Ama şunu söylüyorum dedim. Eşimle geldim. Yalova'ya ekşi politikayı biz öğrettik dedim. Eşimle beraber dedim. Size şimdiye kadar ne söz verdiysem tuttum, yerine getirdim. Ama bugün dedim artı eşimle beraber bir söz vermeye geldim. Onayınız olursa ben dedim milletvekilliği için dosya vermek istiyorum. Ha şunu söyleyeceğim. Bu sözü şimdi dedim eşimle beraber veriyorum. Yalova'da dedim sizi de birinci çıkaracağım. Partiyi de birinci çıkaracağım ve 2 milletvekili getireceğim dedi. Bana aynen şunu söyledi. Arkadaşlarla görüştün mü başkan dedi. Hepsiyle görüştüm diye ifade ettim. Arkadaşlardan kastı genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri ki hepsiyle de görüştüm. Hatta o gün de yeniden birkaçıyla görüştüm. Engin Altay gibi, Engin Özkoç gibi, Özgür Özel gibi, Seyit Torun'la, Oğuz Kağan Salıcı'yla. İşte akla kim geliyorsa hepsiyle görüşmüştüm zaten. Tamam o zaman dedi. Onayı verdi. Biz de genel merkeze gittik. Yalova'yı aradım. İstifa dilekçemi belediyeye verdirdim ve milletvekilliği başvuru dosyamı yaptım. Yapmadılar. Genel başkan mı yapmadı? Başka birileri bir genel başkana söyledi yapmayalım dedi. Onun için de tam bilemiyorum. Bazı şeyleri biliyorum da bilemiyorum, bilmiyorum diyelim. Burada kim kaybetti? Burada Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı gitti. Kendisi kaybetti. Neden? 11 puan AKP'nin düştüğü Yalova'da 2 tane milletvekilini vefa salma milletvekili olsaydı. Ha pardon şunu da söyledim. Eğer dedim ikinci sıra tercih edilir bana bırakırsanız ekmekli kaymak kadayıfı olacak. 2 milletvekili Yalova'dan ilk defa tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye Büyük Meclisi'ne getireceğim dedi. Bu sözü de verdim. Ben daha ne diyebilirdim ki? Ki bugüne kadar verdiğim her sözü yerine getirmiş bir insanım. Genel başkan beni iyi tanıyor. Benim ne kadar doğru, dürüst siyaset yaptığımı. Zaten öyle olmasa arkamda durmazdı. Bu süreçte, bu dava süreçlerinde başından beri her şeyi biliyordu ki şunu da söyleyeyim. Süleyman Soylu'yla bir görüşmesinde bilmediğiniz şeyler var diyor Yalova ile ilgili diyor. Genel başkan aynı şu ifadeyi kullanıyor Süleyman Soylu'ya. Bilmediğim ne varsa bilmek istiyorum. Eğer herhangi bir şüpheli bir şey varsa size kalmayacak gerek. Ben Vefa Salman'ı partiden atacağım diyor. Bir dosya
dosya geldi. Ali Mahir Başarır bize yolladı. Hiçbir şey yok dosyada. Sadece iddianamede yer alan maddeler. Biz de onun karşılığında verdiğimiz ifadeyi koyduk, gönderdik ki hafızayı tazelemek adına söylüyorum. Hani belediye başkanlığına neden devam etmedik ki, ben o zaman da bir daha aday olmama kararını zaten vermiştim belediye başkanlığına. Öyle bir kafamda şey yoktu. Soru işareti veya işte acaba gibi bir şey kalmamıştı. Durum kalmamıştı. Bütçe görüşmelerinde Engin Altay Yalova Belediye Başkanlığı'na vefa salmanı ne zaman döndürmeyi düşünüyorsunuz, iade etmeyi düşünüyorsunuz dediğinde de 2024'te aday olur, kazanır, geri döner diye bu işin noktasını koymuştu. Yani şimdi bakıyorum geçen günlerde birileri fantezi yapıyor. Yeni İçişleri Bakanı bir yerde konuşmuş da işte şeyleri döndüreceğiz demiş. Bundan bir ay önce. Bir ay da geçti. Ha şimdi soruyorum. Bileciği mi döndürdüler? Çanı mı döndürdüler? Menderes'i mi döndürdüler de Yalova'yı döndürecekler? Ki Yalova'yla ilgili özel bir sıkıntı var zaten. Vefa Salmanlı Cumhuriyet Halk Parti'yi Yalova'da sandıkta yenemediler. 3 sefer yenemediler. Bir sefer değil, 2 sefer, 3 sefer değil. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Vefa Salman aday olduğu sürece belediye başkanlığını kazanamayacağını zaten biliyor. Onların dertleri üzüm yemek değil ki, bağcı dövmekti. Bunu ben de biliyordum. Ben bunun hesabını sormak durumundaydım. Nasıl soracağım? Milletvekiliyle soracağım. Ha orada dokunulmazlığa ihtiyacım var mıydı? Tabii ki vardı. Hallaç pamuğu gibi açacaktım ben Yalova'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gidip de emniyette kimlerin ne yaptığını, o dönemin il başkanının neler çevirdiğini, bürokratlarla ne şeylere girdiğini, bağlantılara girdiğini bilmiyor muyum? Her şeyi biliyorum. Ama bazı şeyleri basında söyleyemiyorsunuz. Kim varsa gelsin bana anlatayım. Daha önce de söyledim. Burası Yalova. Biz birbirimizin cenazesine, düğününe giden insanlarız. Yarın hak baki olduğunda birbirimizin tabutunun altına gireceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aktif politika yapıp yapmaya devam edip beni seven birçok eşim, dostum, abim, arkadaşım, bacım var. Önce olay insanlık, siyaset. Kimseye baki kalmamış. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Kime kalacak? Kimseye kalmayacak. İşte o insanlar da bizi sevdiği için, tanıdığı için, köklerimizi bildiği için bizimle birçok bilgiyi paylaştılar sağ olsunlar. Doğruları söylediler. Yekten bana geldiler, dediler ki belediye başkanlığını bir daha düşünme. Daha benim cezam çıkmamış. Bana ne kadar ceza çıkacağı söylendi ya. Birkaç ay öncesinde. Sana 2,5 yıl ceza verilecek. Neden? Aday yapılmamak için. İlk dava çöktü zaten. Bakın gelinen noktada şimdi tebliğleri yapmaya başladılar. O belediyeden zimmete geçirilen paraları üstüne kimin çıktıysa tebliğler ödeyin para ediyorlar. Ama yok ki Vefa Salman'ın, yok ki Ayet Güneş'in olmayan bir suçu bir şekilde belediyeye çökmek için ürettiler. Üstüne gittiler. İktidarın nimetlerinden faydalanlar. Avantajlarını kullandılar. Belediye de görüyorsunuz batırdılar. Velhasıl kelam bu şekilde biz başvurumuzu yaptık. Son 2 güne kadar da çeşitli kanallardan gelen, biz birinci sıradaydık. İkinci sırada da kim olduğunu biliyordum. Son 2 günde ne olduysa oldu. Ne olduğunu da iyi kötü tahmin edebiliyorum. Bilebiliyorum. Tamam, Vefa Salman'ı Yalova'da yapmadın. Kerim Aksu'yu Giresun'da yapmadın. Başka bir yerde öbürünü alt sıraya attın. Öbür de onu koymadın. 0-1 oradan kaybettin. 0-0-1 buradan kaybettin. 0-3 oradan kaybettin. Bunu topladığın zaman 3-5 puan yapıyordu. En azından 2-3 puan yapıyordu. Onlar zaten bizim sayemizde partiye yansısaydı, ki yansıyacaktı Yalova için söyleyeyim. Bu sefer Kılıçdaroğlu da seçilecekti. Parti de kazanacaktı. İttifak yaptın. Eyvallah. Emeğine sağlık. Ne oldu? 2018'de de Yalova'da aldığın oy %28 Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 2023'te de aldığı oy %28. Nerede ittifakın oyları o zaman? Burada bir yanlışlık var. Bu bir matematik. Özcan Özel'le girmişsin %28 almışsın. Tahsin Becan'la girmişsin %28 almışsın. Burada %31, %32 oy alacaktı Vefa Salman. Tekrar söylüyorum, ben bu konuda biliyorum da konuşuyorum. Anketini de yaptırmıştık. Belliydi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ben siyaseten gereğini yaptım. Partime de kızgın mıyım? Hayır, değilim. Beni 3 sefer belediye başkanlığına bir şekilde, bir yöntemle aday yaptılar. Biz de çalıştık. O teveccühü karşılıksız bırakmadık. Yalova'da o yüzden ben minnet borçluyum bütün Yalovalılara. Beni 3 sefer seçilme onurunu yaşattılar. Bu Yalova'da bir ilk. Yalova tarihinde böyle bir olay yok. Hele aynı partiden üst üste o anlamda 2 sefer 3 sefer seçmiş oldular. Partim beni seçmedi diye dalacak düşecek halim yok. Bir yere gidecek halim de yok. Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak hayatımı idame ettireceğim. Cumhuriyet Halk Partili olarak hak ve hakkı olduğunda toprağa gireceğim. Orası önemli. Benim rahmetli babam 80 yaşında, 1,5 sene önce rahmetli olduğunda ben kendi elimle Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak toprağa indirdim. 18 yaşından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiydi. O demokrasinin kesintiye uğradığı zaman hariç, ki o dönemde de meclis üyesiydi. Meclis üyeliği de yarım kaldı. Rahmetli evladım, ben partiye üye ol falan demeden Beşiktaş'ta öğrenci evindeyken gitmiş, Beşiktaş'ta 18 yaşında partiye üye olmuş. Onu da kendi elimle Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak ben kıra toprağa verdim. Ben oraya gittiğimde onların yüzüne nasıl bakacağım sonra? Ne söyledim bir de? Benim eşimin de ailesi Çanakkale'de köklü bir Cumhuriyet Halk Partili aile. Rahmetli kayınpederim il başkanlığı yapmış, belediye başkanlığına 1,5 sene vekalet etmiş bir insan. Ben öyle bir şey bazen duyuyorum. O şey döneminde de, makamlık döneminde de otururken de, daha sonra da bana AKP'ye geç diyenler oldu, olmadı değil. Bak hiç unutmam. Yunus Emre bana dedi ki, İstanbul Milletvekili, parti meclis üyesi. Abi sana helal olsun dedi, hiç kıvırmadın dedi. Hiç aklıma da gelmemişti. Mecliste Sayın Bülent Tecin odasında konuşuyorduk. Nasıl yani dedim ya? Abi kıvırabilirdin dedi. Yani
şunu diyor. AKP'ye geçebilirdin. Her şey biterdi, kapanırdı, ne dosya kalırdı, ne bir şey kalırdı. Aha çoktan beraat ederdin, aklındaydın dedi. Aklımın ucundan dahi geçmedi ki ben öyle bir şey yapsam. Biliyorum eşim beni boşar. Bu sadece çünkü aday olmanız, bir makama, mevkiye seçilmeniz, belediye başkanımız, milletvekili olmanız sizin yaşantınızı değiştirmiyor. Ailenizin yaşantınızı da aynı anda, aynı oranda, hatta fazlaca değiştirdiğinden, çoluk çocuk olduğunda daha da değişiyor. Ailecek bir hareket etme zorunluluğunuz var. Ya da tek başınıza olacaksınız, evli olmayacaksınız, bütün kararları kendiniz vereceksiniz. Siyaset böyle bir olgu, böyle bir kavram. Çünkü sizin yaşantınızda siyasetçi, aktif siyasetçi olduğunuz zaman, makam mevki sahibi olduğunuz zaman önce siyaset. Her şey sonra, işiniz de sonra geliyor, aileniz de sonra geliyor. Bunu kabul ederek gireceksiniz. O şekilde siyaset yapacaksınız. Öbür türlü yaptığınızda zaten geçici olursunuz. İyi bir siyasetçi olamazsınız. Sıradan bir politikacı olur gidersiniz. Tabii bundan sonrası da önemli. Siyasette hedef olmadan olur mu? Mümkün değil. Yani genel başkanının da hedefi daha yukarısı, işte başbakanlık yok. Cumhurbaşkanı olmak olmalı. Bir genel başkan yardımcısının veya bir grup başkan vekilinin hedefi de genel başkanlık olmalı. Şimdi benim hedefim parti meclisi. Belki bu şey çok gider mi zamanına kadar meclis? Vallahi ben pek de bu ekonomik şartlarda gideceğini de düşünmüyorum. Bir erken seçim olabileceğini düşünüyorum. Yeniden milletvekilliğine aday adayı da olabilirim. Zaman gösterecektir. Ama siyaset yapmak için de illa makama mevkiye de ihtiyaç yok. Bir sade üyenin yapacağı çalışma bir milletvekilinkinden daha önemli. Çünkü devamlı sokakta, devamlı insanların arasında, iş yerinin yanındaki bir komşusuyla, evinin olduğu sokaktaki bir komşusuyla, bir kahvede yemek yerken, çay içerken, yolda sokakta karşılaştığında ayaküstü sohbet ederken en iyi siyaseti partisi adına yapmak durumunda. Ancak insanları bu şekilde sizi iyi tanıdıkça sizin partinize oy vermeye yönlendirebilirsiniz, ikna edebilirsiniz. Çünkü bizde farklılaştırmak, ötekileştirmek çok kolay. Hele şu anda Türkiye'nin geldiği noktada maalesef öyle bir durum var. O eskiye dayalı gelenek göreneklerimizi, ananevi bütün değerlerimizi kaybettik. Kaybettirildi. Dolayısıyla biz kavramı bitti, ben kavramı var. Ülkede bundan ciddi anlamda zarar gördü, görmeye de devam ediyor. Üstüne ekonomik şartlar, zaten Allah herkese kolaylık versin. Hele hele kirada oturanlara, aynı anda iki çocuk, ya bırakın iki çocuğu, bir çocuğu üniversitede okutanlara, yani işleri gerçekten çok çok zor. Mutlaka ve mutlaka bu ülke üretime yeniden ciddi anlamda seferberlik halinde başlatmak zorunda. Kıtlığa doğru gidiyoruz çünkü. Etin, sebzenin fiyatları artık insanların karşılayabileceği boyutu çoktan aştı. Ne olacak? Açlık, yetersiz beslenme bazı hastalıkları hortlatacak. Verem gibi. Onun dışında zaten şartları öyle bir getirdi ki eskiye döner hale geldik. Artık evlerde şöyle söyleyeyim, sobalar kurulacak. Ki şey yapıyorum, bazen de esnafla konuşurken onun karşılığında alıyorum. Kumaş satışları arttı. Neden? Hazır giyim satın alamaz hale geldi insanlar. Bakın bunun akabinde şunu söyleyeyim. Tuvalet kağıdı fırladı gitti. Eski taharat bezine dönecek. Ya bunlar şey değil. Böyle işkembeye kübradan sallanacak konular değil. Yaşanacak bunlar. Falcı olmaya, medyum olmaya da gerek yok. Yarın şeye dönecek. Çocuklar artık o çocuk bezleri ağam şağam, sosyetik parasından da kullanılmaz hale gelecek. Tekrar eski o annelerimizin bizi büyüttüğü beyaz çocuk bezlerine dönecek. Ya bunları yani görmemek için kör olmamak lazım. Gidişat o yönde maalesef. Ekonomi sıfırın altına düştü. Sıfıra değil. Bir şeylerin mutlaka değişmesi lazım. Bunu kim değiştirecek? Biz değiştireceğiz. Siyasi kanalı değiştirmek zorundayız. Ülkeyi kim yönetiyor? Öyle ya da böyle. Hani bürokratlar aşağıda ama siyasetçiler yönetiyor. Siyasetçi yönetiyor şu anda. Baktığınız zaman bu sistemde tam da iyi gitmiyor. Doğru gitmiyor. Dünyada kriz var. Ya dünyada kriz var. Dünyadaki kriz bizi ikinci dereceye ilgilendiriyor. Biz tarımsal üretimi 70'li yıllardaki durumuna getiremezsek, hayvancılığı getiremezsek bittik zaten. Bunu hiç başka türlü Amerika'yı yeniden keşfetmeye falan gerek yok. Açlık geliyor, kıtlık geliyor. Sefalet zaten yaşanıyor. Bize düşen burada görev de belli.